Herkese selam. PTT'ye gidiyoruz. Bir kargo gönderimi yapacağız. Ve PTT'ye geldik. Geldik. PTT'ye arkadaşlar. Evet. Kargo gönderimi. Bir bak bakalım çok mu kalabalık? Evet. Ha bu ne ya? Çok kalabalık. Eyvah. Herkesin bir şeyler gönderiyor. Selam herkese tekrardan. Biz bütün işlerimizi bitirdik. Kargodur, bankadır, ne yapmamız gerekiyorsa yaptık şimdi. Bir takım malzemeleri almak için akşam sushi yapacağız bu arada. Metro Market'e geldik ve şöyle kocaman bir alışveriş yapacağız. Siz de bize eşlik edeceksiniz. Hadi başlayalım. Maskeleri tak. Geldik şimdi. Şunlar karides cipsi olarak satılıyor arkadaşlar ve fiyatları gördüğünüz gibi bayağı aslında uygun, 12 lira. Bu da 10 lira. Ama gittiğiniz zaman restoranlarda yediğiniz zaman porsiyonunu size 20 liradan veriyorlar. Aklınıza bulunsun. Bunları yapmak da çok kolay ama ben sevmiyorum. Soya sosu olarak biz bunu kullanıyoruz, Amo'yu. Hani evde bundan var değil mi? Bitmiş olabilir. Biz bundan yine de alalım bir tane. Aynen, elimizde. Sushi pirinci var ama o kadar pahalı ki. En son 40 liraydı, artık 50 lira. O da mı pirinç? Ve bunun yerine kırık pirinçle aslında yapabiliyorsunuz. Saygılar. Kalvenin cheddar sosları. Bundan bir tane alalım. Bakın pirinç sirkesi de bu arkadaşlar. Bundan da çok az kullanıyorsunuz. Yani bir tane aldığınız zaman size belki 4 yıl pirinç abarttım. Çok uzun süre sizi götürür. Başka ne lazım? Zencefil turşusu ve wasabi gerekiyor şu anda. Jalapenolar var burada. Bizim aradığımız yok. Bulacağız. Ben inanıyorum, bulacağım zencefil turşusunu. Devam ki. Sizi de çekeyim. Hello. Öğretmenlerimizi gördük. YouTuber'ım artık. Bu neymiş? Bunun kuzu kavurma olduğunu ben anlamadım açıkçası. Ben bunu bir saattir kuru soğanı niye dondurmuşlar diye bakıyorum arkadaşlar. Bu kuru soğan ya. Evet, geldik bizim yengeç bacaklarına. Evet, bunlardan bir tane alacağız. Bunlar burada gerçek yengeç bacağı değil. Bunlar balık aslında ama yengeç aroması veriliyor bunlara. Öyle mi? Evet evet. Bunu alabilirsin anneciğim. Şu bakın kocamanların da böyle fesleğenli salyangozları var. Biz bunlardan da denemiştik. Bunlar da çok güzel oluyor. Bahçede ama çok yağlı oldu. Ay anne, bir daha tekrarlar mısın? Bahçede çok onlardan. Ben toplarım değil mi? Aman Allah'ım, burayı kesip kesmemek arasında tereddüt. Yağmurlar gelsin söz. Ve şimdi somon füme buldum. 59-60 lira. Buradaki marine edilmiş ama bayağı pahalı. 49-50-60. Öğrenci işi. Ya bayağı öğrenci işi gerçekten. Böbreğimizi satacağız herhalde. Ya biraz da böyle çok çeşit yapmak istediğinizde fiyatlar yükseliyor gerçekten. Ama aslında böyle bir dilim ya da iki parça somon alıp çok rahatlıkla sake sushi yapabilirsiniz. Anne bak, bizim aradığımız şurada. 99 lira diyor kilosuna. Somonumuzu da aldık. Bu şekilde iki parça fileto somon aldık. Devam. Ya Amerikan kültüründe de böyle ya, her şey bu şekilde paketli ve böyle önünüze geliyor. Baksanıza, yenilebilir süsleme için böyle çiçekler bile var. Şimdi artık Türkiye'de de bir yaygınlaştı. Özellikle böyle Metro Market gibi büyük marketler de karşımıza çıkıyor ve benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani şunlar falan ne kadar güzel ya. Bayılıyorum. Bu ne acaba? Odun kesip getirmişler gibi duruyor. Neymiş?
Japon tur bu. Bunun wasabi yapılıyor galiba. Wasabi bundan elde ediliyor diye biliyorum ben. Bu çok acı bir turp. Lanet olsun senin gibi turp ama çok faydalı bir şey. Ne yaptın? Turp atlayacağına dolma yapacağım sana. Annem turp atlayacağını almış bize. Ben çok severim. Böyle annem Antep usulü yapıyor bunu. Aşırı acılı. Tabii gerçekten güzel oluyor. Bir de burada ben ufak patates buldum. Şunun boyutuna bakar mısın? Mükemmel ya. Bunlar tam şey işte, böyle cips yapmalık. Bunlar önce başlıyorsunuz, ondan sonra eziyorsunuz ve fırınlıyorsunuz. Böyle kıtır kıtır cipsler oluyor, muazzam. Avokado olup çıkmamız lazım da avokado göremiyorum, etrafta buradaymış. Ne kadar? 10 lira mı? 10 lira mı? Ya sen avokadosun, kendine gel ya. Avucum kadar bitki. Ne demek 10 lira ya? Yeter ya, bıktım gerçekten, bıktım. Ekonomi programına dönecek burası yine. Nedir ya? Sen büyüyeceksin de tortilla mı olacaksın? Sen büyüyeceksin de lavaş mı olacaksın bakayım? Bunlar ne kadar tatlıymış böyle. Ama bize bunlardan lazım. Hoş geldin. Evet, yaptık şimdi alışverişimizi, her şeyi aldık, eve dönüyoruz. Sonra artık evde ben birazcık ders çalışacağım. Sonra da saat kaç gibi yaparız? 6 gibi falan başlarız yapmaya. 7-7.30 gibi de yeriz arkadaşlar. Evet, şimdi eve gidelim. Evde görüşürüz. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Annemin bir tepkisine bakın. Sinir oldu bana. Ne oldu bakayım anlat. Bir şey olmadı. Sağı solu belli değil. Dengesiz. Çok dengesizim. Haklı ya. Çok dengesiz. Geldik eve arkadaşlar. Selam herkese tekrardan. Uğradık bir yerlere, bir şeyler daha aldık. Akşam bir... Anne camımı kapamamışım, özür dilerim. Arkadaşlar eve geldik. Bütün malzemeleri hazırladık ve artık bunu saracağım. Sarma kısmını size göstereyim dedim. Diğerleri biraz sıkıcı ama burası eğlenceli bir kısmı. Şimdi bunu böyle dürüyorum. Ondan sonra birazcık daha yapacağız böyle. Evet bakın işte oldu. Şimdi bunu arkadaşlar ısırarak afiyetle yiyebilirsiniz. Gayet iyi gözüküyor. Bir tane normal roll yaptık. Bir tane de böyle inside out yapacağız. Susam lazım. Bunu böyle dışına döküyorum. Bunu ters çeviriyorum şimdi. Şimdi bunun içine malzemelerimizi koyuyoruz. Burada birazcık ton balıklı krem peynirli bir karışım var. Bundan koyacağım. Şöyle bitsin artık bu. Salatalık. Bu bayağı büyük bir roll olacak, evet. Ama artık bu son roll. Biraz abartalım. Şimdi bunu arkadaşlar şey yapıyorum. Kapatıyorum rolu. Onu da buradan tutuyorum başta. Bu bayağı öküz gibi bir roll oluyor. Öksüz doyuran. Aynen, öksüz doyuran bir roll yapıyoruz şu anda. Biraz somon fışkırıyor. Somon dürüm oldu. Sushi dürüm. Çok güzel oldu. Diğer suşilerimiz de burada. Bunları tabii ki böyle Adana dürüm gibi servis etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi keseceğim bunları. Thank you.
Az önce bavulumu topladım. Annemle baya böyle salçalar, zeytinyağları, zeytinler, ne varsa koyduk yani. Annem sağ olsun bir erzak yardımı yaptı kızına. Buradan İstanbul'a yüklü bir şekilde gideceğim. Ay bu vlogda da sıfır makyajım ya. Bu ne yapayım, makyaj malzemelerinin hepsini bavula koydum. Ve açıkçası biraz cildimi dinlendirmek istiyorum. Makyaj yapasım hiç gelmedi. O yüzden bu zavallı halimle birazcık sizi baş başa bırakacağım. Ders çalışacağız şimdi. Bir de bana şeyi çok soruyorsunuz. Her yerin altını çiziyorsun, nasıl anlıyorsun? Her yerin altını çizmiyorum aslında, bakın. Bu şekilde çalışıyorum. Baktığınız zaman her yer çizili değil. Ama bazı sayfalar oluyor, gerçekten çok önemli. Orada evet her yeri çizdiğimde oluyor. Buradakinin açıklaması buradaysa hep böyle ok çekerim. Ya da döndüğümde neyin nerede olduğunu anlayabilmek için hep böyle kısaca özetlerim. Mesela vasiyet alacaklısının ne olduğu şurada anlatılıyormuş. Ve bu renklerin bir anlamı var mı diye de çok soruyorsunuz. Baya kötü bu arada. Ne biçim motivasyon vloggeriyim. Bana kalsa ben direkt masanın üstünde çalışacağım ama annem canımı okur yani. Diyor ki o masayı bir çiz. Ben de seni çizeceğim. O yüzden korktuk. Masaya bir zarar gelmesin diye bu örtüyü serdik ama bu sefer de hiç benim tarzım olmuyor. Yani bu örtü kesinlikle benim tarzım değil. Her neyse arkadaşlar. Yine boş yapıyorum. Renklerin hiçbir anlamı yok. Sadece paragrafları ve cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıyorum bu tekniği. Sıkılmamak için de bol bol renk değiştiriyorum arkadaşlar. Kendimi böyle motive etmeye çalışıyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. Ve şöyle ben oturup bir saat boyunca ders çalışacağım. Siz de izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Bir dakika, annem sitem etti. Annem şimdi içeride İstanbul'da yiyeyim diye bana hazırlık yapıyor. Bir şeyler hazırlıyor. Bir onu da göstereyim, ondan sonra derse başlayalım. Böyle iki tane bavul var gördüğünüz gibi. Oo, sen orada ne yapıyorsun? Tek başına kalmış. Burada da bir sürü kıyafet. Bakın şurada noodle var. Evet, bakalım annem ne yapıyor. Kolay gelsin sultanım. Neler yapıyorsunuz acaba? Kızım İstanbul'da yesin diye dolmalar, sarmalar hazırlıyorum. Aç kalmasın. Ah ben sana kıyamam ya. Ellerine sağlık. Ne güzel yapıyorsun böyle. Ortaya karışık. Karışık dolma. Karışık menü. Afiyetle yesin. Öğrencilere yapılır. Anne yemeklerini özleyince açıp yer. Yerim vallahi. Ziyafet çekeceğim. Annelere duyurulur. Bir dakika var balkonda. Osman. Ne yapıyorsun annem? Seni hiç sevemedik ya vlogta. Bir kere bile sevdirtmedin kendini Osman. Gel buraya. Ya bir kaçma, bir kaçma ya. Hoppa! Bu benim bebeğim işte. Bir de o kadar tatlı ki. Böyle öpülmeyi, sevmeyi hiç sevmiyor. Kucakta hiç durmuyor. Size şimdi ne göstereceğim? Bak eşim dur. Öpeceğim mesela, eliyle dur diyor bak eşim. Üstümün halini bir görseniz. Şu hale bakın arkadaşlar. Var mı validem eklemek istediğiniz bir şey? Başarılar diliyorum. Herkese mi? Evet, herkese. Bütün öğrencilere, bütün çocuklara. Zor bir sene. Zor bir sene gerçekten. Evet, çok zor bir sene. Anne babaların desteğine ihtiyacı var bu gençlerin. Evet. Başarılı olacaklar inşallah. Evet, olacak. Biz arkalarındayız her zaman. Dolmamız hazır. Şimdi pişmeye, sonra da kızıma. Hadi bakalım. Ben bir yüzüme nemlendirici süreyim. Çok gerildim. Nemlendirici süreceğim. Papucum dama atıldı. 2021 yılı ailemden bana gelecek ilgiyi ve sevgiyi Osman'la paylaşmama sebep olacak gibi gözüküyor. Ama sıkıntı yok. Çünkü Osman'ı ben de çok seviyorum. Böyle, ona böyle ağzını böyle yiyeceğiz onu. Daha fazla boş yapmayalım ve ders çalışmaya gidelim arkadaşlar. Haydi. Farklı renk. Fosforlu kalem almaya gidiyorum. Çünkü bunlardan çok sıkıldım. Resmen bir gündür aynı fosforlu kalemler çalışıyorum. Bu arada ne kadar şımarık bir isyan gibi gözüküyor. Farkındasınız değil mi?
Ya aynı renkler çalış 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 ya, hayatım karardı gerçekten. Birazcık bana renk lazım anlatabiliyor musun? Positivity yani motivation falan. Ay çok itici gözüktüğünün farkındayım ama canım mor istiyor. Mor ve sarı lazım. Gidip alalım. Bu arada hazır yola çıkmışken kirpiğimi de kıvırayım. Çünkü bu bir şov işi. Çok kötü bir kıvırıcıymış. Kimin bu? Avon'un. Avon'un kirpik kıvırıcısı almayın. Ve benim gibi dikkat dağınıklığıyla çalışmayın. Derinin yanına geldim ve bu kalemleri aldım. Şimdi çalışmaya devam edebiliriz. Selam. Şimdi moladayım arkadaşlar ve İstanbul'a götüreceğim böyle kendime barlar yapmaya karar verdim. Sağlıklı böyle kakaolu, cevizli falan topçuklar. Onu da gelin birlikte yapalım. Burada bir sürü incirimiz var. Kuru incir. Bunları birazcık ısladık yumuşasınlar diye. Bunları kesmekle başlıyorum işte. Birazcık yer fıstığım var. Bunları da ekliyorum. Biraz fındığım var. Onları da ekliyorum. Biraz da badem. Biraz tahin koyuyorum. Keçi boynuzu özü koyuyorum. Biraz da kakao ekliyorum. Böyle bir hamur gibi oldu. Bunun içinde de kakao var. Birazcık pudra şekeri. Ve cornflakes'i böyle kırdım elimde, parçaladım. Böyle en son bunu tutacağız ve böyle böyle sallayacağız. Her tarafını bu incirli harcın kaplayacak. Vallahi arkadaşlar tam vlog çekmeye devam ediyordum. Annem derse girdi ve 7G sınıfıyla Zoom üzerinden birlikteyiz şu anda. Bir kısmı beni takip ediyormuş. Tanıyanlar var aralarında. Hepsine çok selam söylüyorum bu vlogda. Merhaba. 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 Yiyeceğim. Hepsi çok tatlı. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay. Ay çok tatlılar ya. Tam onlarla konuşuyorduk. Dedim durun sizi vloğa çıkartacağım. Bu kadar tatlılar ki ya. Yiyeceğim. Çok tatlı oldum. Niye böyle burçun oğlum insanlara? Şu an bölüm sonu canavarı karşınızda. Arkadaşlar bu vlog da bu kadardı. Yenisi yolda çok yakında. Çok keyifli bir vlog daha geliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. En beğendiğiniz, en keyif aldığınız bölümleri aşağı bana yazarsanız yorumlarda çok mutlu olurum. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Beni ve kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Bu beni çok motive eder. Ve son olarak beni Instagram'dan da takip edip hayatıma eğlenceli story ve postlarımla dahil olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar esen kalın. Geldim Osman.